Ankebut suresi 33. ayette وَلَمَّا أَنْجَاتْ رُسُلُنَا لُوْطًا Resullerimiz Lut'a gelince سِيَ بِهِمْ وَدَقَ بِهِمْ ذَرَا Hz. Lut bunlardan ötürü çok sıkıntıya düştü. Çünkü gerçek suretlerinde gelmediler. Gençler, delikanlılar olarak geldiler. Hz. Lut aleyhisselam dedi ki yandık. Şimdi bunlar bana misafir geldiler. Gelecek yine bunlar. Bunlarla o çirkin işi yapmak isteyecekler. Ben arada kalacağım. Bugün zor bir gün. Hâzâ yevmun asîb diyor başka bir ayette. Bugün sıkıntılı bir gün. Şeydeki rivayetlerde diyor ki demiş ki ya buraya gelmeseniz başka yere gitseniz. Hani uzaktan savmak istemiş. Ama onlar ısrarla buna misafir olmaya, buna gelmeye çalışıyorlar. Fakat demişler ki la tahaf ve la tahzen. Korkma ve üzülme. Tabii bunu da hemen oracıkta söylemediler geldikleri gibi. Böylece ayetlerdeki kombinasyonu da çözebiliyoruz. Yani mesela bazı ayetlerde korkma üzülme dedi. Ha hemen ölür ölmez mi demeye getiriyoruz. Değil, bir aşama sonra belki. Çünkü bakın bu ayetin tafsiratlarını biliyoruz. Geldiler, evine konuk oldular değil mi? Kapıya millet doluştu. Hazreti Lut aleyhisselam hala bir şey bilmiyor. لَوْ اَنَّل۪ي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوْي اِلٰى رُكْنٍ شَد۪يدٍ Bunalmış, sıkılmış, bir kuvvetim olsa sizi def etsem diye. هَاُولَٰئِ بَنَاتِ اِنْ كُنْتُمْ فَاِل۪ينَ Kızlarını öne sürüyor. Bunlarla evlenin diyor. Yani yapmayın. لَا تُخْزُونِي ف۪ي ضَيْف۪ي اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَش۪يدٌ Beni misafirlerimin önünde rezil etmeyin. Aranızda hiç mi aklı başında bir adam yok? Bitmiş yani, erimiş. Ama bakın bu ayete, Resuller geldi Lut'a, korkma üzülme dediler diyor Cenab-ı Hak. Demek ki her birini yerli yerince bizim değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla geçenlerde okuduğumuz ayette mesela ölür ölmez gibi veya dünyadayken gibi. Her birinin bir demek ki yeri var. Ayetlerdeki her vav hemen o sahnenin içinde veya hemen peşi sıra olan sahnede olmayabilir. Daha bir ötedeki sahnenin ifadesi olabilir. Yani özetleme dediğimiz şey bu. İşte burada öyle. وَقَالُوا melekler dediler ki لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ Üzülme ve korkma. Halbuki biz o diğer ayetlerde görüyoruz ki tam kapı kırılacağı vakit öyle o en durağa vurduğunda sıkıntı dediler ki اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ Açığa vurdular kendilerini. Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Merak etme onlar erişemeyecekler. لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ İçeri gelemeyecekler. Böylece kendilerini açığa vurdular. Orada oldu bu hadise. Burada oradakini özetliyor. وَقَالُوا dediler ki لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ Korkma ve üzülme. اِنَّا مُنَجُّكَ Seni kurtaracağız. وَاَهْلَكَ ve ehlini kurtaracağız. اِلَّا مْرَأَتَكْ Kadının hariç. اِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ O geride kalanlarla birlikte. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ Onlara ne isabet edecekse ona da o isabet edecek. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'a men ahabba. O onları seviyordu. Dolayısıyla onların başına gelen onun da başına gelecek. İnnehu musibuha ma asabahum. Velev ki peygamberin yanında olsun, velev ki onunla birlikte yola koyulsun, fark etmez. Aynı ceza onu da bulacak. Bunun tersi de geçerli. İyiler için de yani iyi kimse kötü yerde de olsa değil mi ki iyilerle beraber tercihi onlardan yana, gönlü onlarla birlikte o bulunduğu yerin yani kötülerin arasında kalmış olması onu orada helak etmez. İşte Firavun'un kadını Cenab-ı Hak örnek veriyor. Firavun'un sarayında ama iyilerle birlikte Rabbi ile niyaz halinde O daraba Allahu meselen lillezine amenu imra'ate Firavun. Allah müminlere onu örnek verdi. Kümenin halbuki çok dışında ve tam aksi bir yerde duruyor. İnsan etrafının veya şartların veya civarındakilerin esiri olsa, onların mahkumu olsa o kadın olurdu. Firavun'un yatağındaki kadın. İmra'ate Firavun diyor Cenab-ı Hak. İz kâlet Rabbi ibni li indeke beyten fil cennet. Ama yüreği Cenab-ı Hak'la birlikte. Rabbim bana cennette katında bir ev hazırla. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ Kurtar beni bu adamdan. O çaresizliğini anlıyoruz orada. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ Bir çıkar yol göster, beni zalimlerin elinden kurtar. Değil mi ki tercihi bu yönde? Orada olsa bile Cenab-ı Hak onu salihlerle birlikte
iyilerle birlikte, müminlerle birlikte anıyor. Hatta müminlere örnek veriyor. Dolayısıyla el hak Resulullah doğru söyledi. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevgi kadar halis, sevgi kadar temiz ve riyadan uzak bir duygu var mı? Demek ki Resulullah'a tabiyetimiz de Allah Azze ve Celle'ye duyduğumuz sevgiden kaynaklıysa, kişinin bu sevgiyi duyuyor olması tercihini de belirliyor, gidişatını da belirliyor, yolunu da belirliyor. Şimdi bunun tersini söyleyince de içimize dokunacak. Yolumuzu belirlemiyorsa, tercihlerimize etki etmiyorsa, kulvarımız buna göre şekillenmiyorsa, yani hayat yolumuz, o zaman bizim o iddia ettiğimiz sevgi, yani Allah'ı çok seviyoruz şeklinde, ne kadar gerçekçi acaba? Diye dönüp bu sefer onu sorgulamamız, ona soruyla gitmemiz gerekiyor. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ. Kafir olanın küfrü seni üzmesin. اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. Dönüşleri bunların bize. فَرُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Ne yaptıklarını biz onlara haber vereceğiz. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah göğüslerde olanı en iyi bilendir. Bu onların, yani iman etmediği, sevdikleri açısından, mesela Ebu Talip gibi. Böyle, bir de böyle bir hüzün var. Kişinin evladından yana, babasından yana, annesinden yana niçin iman etmiyor? Şu ahir deminde niçin Cenab-ı Hakk'a yönelip tevbe etmiyor, istikamete yönelmiyor diye. Cenab-ı Hak diyor ki sen mi onların göğüslerini iyi biliyorsun, ben mi? Yani sen yakınında durduğu için ya çok iyi benim evladım, bildiğin gibi değil hocam ya, çok iyi bir çocuktur. Ama neyse bir şu sıralar aklı karışmış. Ben de diyorum ki eğer gerçekten çok iyi bir çocuksa Allah Azze ve Celle ondaki hayrı bilecek, senden önce bilecek ve ona hayrı işittirip istikamete yönlendirecektir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ. Yol yok, bu garanti. Ama sen bunu evladın diye böyle bir körlükle söylüyorsan, onun tercihi dalaletten yanaysa, fasit ve kötü bir kimse ise, اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ يَضِلُّ عَنْ سَب۪يلِهِ. Rabbin kendi yolundan sapanı kesinlikle en iyi bilendir. Eğer o böyle biri ise, inan sen İbrahim de olsan, sen Nuh da olsan bir çaresi yok bunun. O kendi tercihini böyle işliyorsa hiçbir şey yapamayız. Dolayısıyla kendi tercihimize bakalım. Biz hangi tercihi yapacağız ve yapıyoruz? Kendimiz için neyi hazırlıyoruz? Burada herkes bir birey olarak kendi sınavını yaşıyor. Allah Azze ve Celle de Resulüne üzülme diyor onların küfründen ötürü. Onların göğüslerin içindekileri elbette ben çok iyi biliyorum. Orada benim öngördüğüm ölçülere uygun bir hayır yoksa, bunun adı Ebu Talip de olsa ben buna iman nasip etmem. Bunun adı İbrahim'in atası Azer de olsa ben buna iman nasip etmem. Bunun adı Nuh'un oğlu her neyse, Cenab-ı Hak orada kuralını ihlal edip peygamberin hatırına onun oğlunu, karısını, çoluğunu, çocuğunu aradan böyle kibrit çöpü içinde mi dersiniz, cepte mi dersiniz, etek altı mı dersiniz, geçirtmiyor. İlahi kural, hidayet kuralları herkes için eşit ve rigid bir şekilde işliyor. Son derece adil. Lokman suresi 23. Ama benim oğlum öyle değil ki diyor. Ya Allah Azze ve Celle göğsündekinden bahsediyor. Sen sadece görünüründen konuşuyorsun. Lokman suresi 23. ayet.